Ambargo varmış. Ambargo var. Ama ben bunu PlayStation'da oynamıyorum. PlayStation koluyla oynuyorum. Yani PlayStation oyunu oynamıyorum. PlayStation'dan PlayStation koluyla PC oyunu oynuyorum. Bayağı çalışıyor. Bayağı iyi çalışıyor bu arada. Birkaç tuşu yeme olayı var ama. Hızlı yapınca böyle brrrt diye bir yiyor böyle bir tuşu. Gibi hissediyorum. Bir tuşu yeme var. Ama dediğim gibi bu şeyle alakalı. Yani update geldi büyük ihtimalle düzelecek bu. Ya evet, update geldiği anda bu olacak yani. Type-C'de, ya evet, mesela ben Type-C'de bir problem olacağını düşünmüyorum ya. PS5 ile Fall Guys oynamıyorum. PS5'i bugün açamıyorum ne yazık ki yayında. PS5'i nereye koydum? PS5 şu anda arka tarafta. Şurada kule gibi duruyor arkadaşlar. Madem açamıyorsun niye böyle başlık koydun? Çünkü PlayStation 5'in kutusunu açtım ha. Bak burada. Gördün? Şu anda kolu deniyorum. Tadı güzel kolun. Titreşim var mı şu anda? Cık, yok, sıfır. Titreşim, yani titreşim ayarları, haptikler falan çalışacağını düşünmüyorum. Analog bayağı güzel. Ama analog bazıları için çok hassas, onu söyleyebilirim. Yani PlayStation 4'e göre analog çok daha pürüzsüz ve hassas. Bu sizi rahatsız edebilir, şimdiden söyleyeyim. Bazılarını rahatsız eder, bazılarını etmez. Benim için gayet güzel. Ama çok pürüzsüz analogun şeyi. Yani soldan sağa doğru ittirirken tepki hissetmiyorsun direkt. Allah'ım ya Rabbim, sen beni kurtardın, sağ olasın. Lan. Bakayım tuşlar. Güzel hissettiriyor ama. Hatta bir dakika bir bakayım eski kola göre. Eski kola çok daha. Ya şöyle söyleyeyim. Eski kola göre PlayStation analog üzerine konuşuyorum. Analog Xbox analoguna daha çok benziyor. PlayStation analogundansa Xbox analogu gibi daha çok hissettiriyor. Yo, evet ya, yani tipi de Xbox'a benziyor ama bu kötü bir şey değil yani. Adamlar iki, yani şey yapıp Xbox'ın design olarak iyi olduğunu bildikleri için Xbox'ın controller dizaynını alıp üzerine haptik gibi bir şey eklemişler abi. Haptik zaten herkesin en çok övdüğü, en çok konuştuğu nokta. O haptiği de zaten yayında deneyeceğiz. Ben ayrı deneyeceğim ama yayında deneyeceğiz ayrı. Menüyü gösteremiyorum arkadaşlar. PlayStation'ın hiçbir noktasını gösteremiyorum şu anda.
Ambargolu. Sadece Astroworld'u oynayabiliyorum. Onu da yarın yayında oynayacağız. Yarın oynayabiliyorum diyebiliyorum Astroworld. Bakarız. Yeni kol PS4'e takılıyor mu? Yeni kol PlayStation 4'e takılmıyor ama PlayStation 3'e takılıyor. Neden diye sormayın. Sormayın. Cidden sormayın. Ben de bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok arkadaşlar. Yani ben de cevabını vermek isterim ama ben de yok onun cevabı. Ali Koray, çok teşekkür ederim, canımıza hoş geldin. Tabii şu anda işin komik tarafı PlayStation 3 bütün PlayStation kollarını destekleyen tek cihaz. Birden 5'e kadar bütün kolları destekleyen tek bir tane cihaz var. O da PlayStation 3. İşte geriye uyumluluk. Destekliyor lejendere. PlayStation 1'de de titreşim var. İlkinde yoktu, sonradan geliyor. PlayStation 5 Pro çıkma durumu var mı? Tabii ki de çıkacak oğlum. Slim de çıkacak. Her zaman oluyor bunlar. Xbox kolu PlayStation 5'e bağlanıyor. Hayır, bağlanamıyor. PC üzerinden DualSense'le oynuyorum şu anda. Evet, yeni DualSense'le PC'de oynuyorum. Çalışıyor mu diye baktık. Steam'den hemen ayar yapınca çalışıyor ve gayet de güzel çalışıyor. Aa, ben geri zekalı oldum. Bu hikayedeki geri zekalı benim bu arada. Oy, tamam, bu toparladım. Neyse, zaten mavi %35 PPG. Kırmızılar. Abi siz zaten bitirdiniz. Salın. Bırak lan burayı. Hangi kolu daha çok beğendim yeni nesilde? Kontrol tutuşu olarak ikisi de benim gözümde aynı. Yani tutuş olarak benim için ikisi de aynı ama DualSense'i oyunda test etmeden bu cevabı veremem. Çünkü DualSense'in herkesin övdüğü kısmı titremesi, o haptik feedback'i, cartı curtu. Bunlar üzerine konuşmadan yorum yapamam. Yapmamalıyım. Ya o yüzden daha şey yaparım. Bu arada güzel. Şey olarak, tutuş olarak PlayStation 3'ten benim gibi biraz böyle bütün umudu kırılmış, zedelenmiş bir insan varsa kesinlikle ve kesinlikle PlayStation 5'in acayip güzel bir kol olduğunu söyleyebilirim size. Bu ne? Kendi kendine gidiyor. Ha, alttan öbür tarafta herif ittiriyormuş lan. Ay, herife de laf çaktık. Ben burada ameliyi bekleyeceğiz. Titreşimler çalışmıyor ne yazık ki şu anda. Lan. Ya şurası bitecek ya şimdi. Aha, atladı. Lan. Aa, maymun da gitti. Helal be maymun. Kol titremesi iyi bir şey mi? Ya haptik feedback. Kaslarımı görüyor musunuz? Ben buradan atlarım ya. Atlayamadı.
Monkey. Aa, bir dur, fake atayım mı? Evet, fake attım. Nasıl kendimi ama? Haha. Neyse, bitirdim. Husonic 5700 falan olur. Kablo olarak ben bağladım ama büyük ihtimalle Bluetooth'la da bağlayabiliyorsunuz bu kolu. Tahminim. Koldan zor. Ben hep koldan oynadım bu oyunu. O gazı neyi test ediyor? Kolu test ediyorum ya. Kolun oynanışını falan test ederim şu anda. PS3'te Bluetooth var mı? 3'te yok. 5'te var. 4'te var. 3'te yok diye biliyorum. DS3'te var mıydı Bluetooth? Yoktu be. Aa, varmış. Ben yanlış biliyormuşum. Rise falan var. Yo, hayır, sadece yani aklıma ilk gelen kontroller oyunu bu olduğu için. Analog çok farklı. Analog DS4'e göre inanılmaz farklı bu arada. Çok şaşıracaksınız alırsanız. Bu papağan niye böyle Pepega? İşte alırsanız şaşırırsınız. Ne diye şaşırabilirsiniz? Aa, ben buna 1000 TL verdim diye şaşırabilirsiniz kola. Ondan sonra abi çok güzel kolmuş diye şaşırabilirsiniz. Yani şaşırabileceğiniz birçok şey var aslında. Yani sen seç o noktada ne şaşıracağını. Ay, o herife bütün map kaldı lan. Abi sen öbür tarafa git. Sen niye geldin? Allah kahretsin. Neyse, tamam. Çok dert olmadı. Şöyle bir şey var. Benim altın var ya. Aslında yok. Aa, var. Hehe boy. Buraya geleceğini düşünüyorsun, bok gelirsin. Ağlayın, kudurun, kolay. Ne? Ne, salak olduğuna kaybetti. Hehe boy. Kolay, hiç zorlamadım bu arada. Şurada da bir şey vardı, alayım. Şu tuğuyu alayım. Tuğun altı vardı, üstü yoktu. DualSense farkı. Ya dediğim gibi kol bayağı güzel çalışıyor. Beklediğimden daha iyi çalışıyor. Analoğu çok enteresan. Analoğuna biraz alışmak zaman alacak, onu söyleyebilirim. Analoğu kesinlikle biraz daha farklı. Geçen jenerasyona göre. Onun dışında normal her şey. Colvin aldırdı. Aynen öyle. Asıl özelliklerini yarın bakmaya başlayacağız. Bugün de bakmaya çalışacağız ama bugünlük erken yayın bu kadar olacak.